Şimdi adil düzen, ekonomik düzen bölümünü takdim etmek üzere Türkiye'den Ege Üniversitesi İktisat Öğretim Üyelerinden Doçent Doktor Arif Ersoy'un adil ekonomik düzenin temel esaslarını takdim etmek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi burada bir araya getiren Allah'a hamd ederim. İnsanları devamlı doğruya ve hakka davet eden peygamberlere ve onların yolunda yürüyen insanları doğruya davet eden insanlara salatü selam olsun. Muhterem kardeşlerimiz, dün ve bugün insanların karşı karşıya bulundukları problemler açık bir şekilde izah edildi. İnsanların bir niteliği, özelliği de problemlere sürekli çare aramalarıdır. Öyleyse karşılaşılan bu problemlerin çaresi nedir? Acaba bu sorunların çözümünü sağlayacak bir mekanizma ve sistem var mıdır? Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Dört arkadaşımız bu soruların cevabını size açıkça ortaya koyacaklardır. Tarihte problemlerin çözümü, sorunlar arttığı zaman geçmiş dönemlerde peygamberler gelir, onların etrafında müstazaflar toplanır ve problemleri çözerler. Güçlüler, müstebitler devamlı problem artırırlar, müfsitlik yaparlar. Peygamberler ve müstazaflar da muslihdirler, problem çözerler. Bu müessese, yani peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed'le bitmiştir. Ondan sonra problemler nasıl çözümlenecektir? Ondan sonraki problemler, bilim adamları bir araya gelecekler ve müstazaflar, yani problemlerden etkilenen insanlar güçlerini birleştirecekler ve bu problemleri çözmeye çalışacaklardır. İşte 20. yüzyılın sonunda bulunduğumuz ve şu anda dünyanın bir bölümünde insanların kanının akıtıldığı bir anda bu konferans problemlere çözüm bulma konferansıdır. Ve burada müstezaplar bir araya gelmişlerdir. Onların misyonları muslihliktir. Barışı sağlamaktır. Salahı getirir. Bunu böyle ortaya koyduktan sonra yeryüzü insan için yaratılmıştır. Öyleyse bütün çözümler, hareket noktası insan olmalıdır. İşte bizim burada size takdim ettiğimiz sistem insandan hareketle varılan çözümleri ortaya koymaktadır. İnsanın dört temel yeteneği vardır. Bunlar düşünme, hissetme, irade ve ünsiyet yeteneğidir. Bu dört yetenek dört farklı sorunları, ihtiyaçları ortaya koymaktadır. İrade yeteneği iktisadi sorunları ortaya koymaktadır. Düşünme yeteneği ilmi ihtiyaçları ortaya koymaktadır. Ünsiyet yeteneği siyasi ihtiyaçları ortaya koymaktadır. His yeteneği ahlaki ve dini ihtiyaçları ortaya koymaktadır. İşte dört tebliğ bu ihtiyaçların günümüzde nasıl sağlanacağını size açıklamaya çalışacaktır. Ben burada insanın irade yeteneğinden kaynaklanan sorunları, ihtiyaçların
nasıl karşılanacağını arz edecek. Biz bu ihtiyaçlara iktisadi ihtiyaçlar diyoruz. Ve insanın iktisadi ihtiyaçlarının karşılanması için insanlar tarih boyunca çeşitli müesseseler oluşturmuşlardır. Çeşitli sistemler oluşmuştur. Bu müesseseleşme ve sistem oluşması iki dünya görüşüne göre olmuştur. Yani insanların bir araya gelerek iktisadi ihtiyaçlarını karşılamaları için kurdukları müesseseler ve sistemlerin biçimlenişi iki anlayışa göre farklı olmuştur. Bu anlayışlardan birisi hakkı üstün tutma anlayışıdır. Bu anlayışa göre yeryüzünde bütün canlılar arasında ve insanlar arasında menfaat paralelliği vardır. Her insan diğerine muhtaçtır. Öyleyse bunların arasında iş bölümü ve dayanışma sağlanmalıdır. İnsanlar arasında iş bölümü ve dayanışma ancak adaletin tesisiyle sağlanır. Bu nedenledir ki bu dünya görüşünün tarih boyunca kurduğu sistemlere adil sistemler, adil düzenler diyoruz. Buna göre yeryüzünde güçlü olan insan haklı olandır. Öyleyse sosyal müesseselerin gayesi hakkı tesis etmektir. Diğer bir dünya görüşü de bu birinci dünya görüşünü yeryüzünde peygamberler temsil etmişlerdir. Onlar yeryüzünde hakkı hakim etmeye çalışmışlardır. Ancak yeryüzünde hakkın ve barışın hakimiyeti insanlar arasında adaleti tesis eden bir mekanizma ile mümkündür. Ve bütün peygamberler bunu yapmaya çalışmışlardır. Diğer dünya görüşü ise kuvvete dayanan dünya görüşüdür. Bu dünya görüşüne göre insanlar arasında sürekli çatışma vardır. Çatışmada taraflar vardır. Çatışmada kim güçlü ise neticeyi o tayin eder. Öyleyse bu dünya görüşlerine göre müesseseleşmede gücü hakim kılma vardır. Bu dünya görüşleri zulme dayanır. Ancak baskı ve tahakkümle yeryüzünde hakim olur. Tarih boyunca firavunlar, nemrutlar bu dünya görüşünün temsilcileridirler. Ve şu anda yeryüzünde biraz sonra arz edeceğim, bu dünya görüşüne dayalı olarak kurulan sistemlerin tahakkümü vardır. Zulmü vardır. Bundan 45 sene önce şu anda Orta Doğu'da akıtılan kan Avrupa'da akıtılıyor. Şu bugün İmam-ı Azam'ın, İmam-ı Rabbani'nin mezarlarının üzerine atılan bombalar 45 sene önce burada atılmıştır. Ve tarih boyunca da bu böyle devam etmiştir. Çünkü bu dünya görüşüne göre güçlüler haklıdır. Ve bu dünya görüşü zulümle ve tahakkümle insanları kontrol etmektedir. İşte bu farklı iki dünya görüşüne göre farklı sistemleşmeler olmuştur. Bunu müsaadenizle burada arz etmek istiyorum. Yeryüzünde ta ilk insandan bugüne kadar insanlar iki dünya görüşüne dayalı olarak müesseseler oluşturmuşlardır. Bunlardan birincisi hakka dayanan dünya görüşüdür. Biz bu dünya görüşüne barış dünya görüşü diyoruz. Veya İslamiyet diyoruz. İslamiyet barış demektir. Silm demektir. Bütün peygamberler insanları hakka dayalı olan
bu dünya görüşüne göre teşkilatlandırmışlardır. Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da insanları bu dünya görüşüne davet etmişlerdir. Diğer bir dünya görüşü ise kuvvete dayanmaktadır. Kim kuvvetliyse o haklı kabul edilmektedir. Bu dünya görüşünün günümüzdeki şekli iki sistem olarak kendini göstermektedir. Birisi kapitalizmdir. Kapitalizmin manası iktisadi tekelin egemen olduğu sistemdir. Bu sistemde iktisadi açıdan güçlü olanlar haklı kabul edilir. Ve bu sistemde iktisadi gücü ve tekeli elinde bulunduranlar sosyal müesseseleşmeyi belirlemektedirler. Batı dünyasında 15. yüzyıldan itibaren iktisadi tekelleşmeye bağlı olarak siyasi güç iktisadi tekellerin kontrolüne geçmiştir. Ve bundan dolayıdır ki 15. yüzyıldan bugüne kadar bütün savaşların amacı iktisadi sömürüye süreklilik kazandırmaktır. Birinci ve ikinci dünya savaşı ve şu anda devam eden Orta Doğu Savaşı aslında iktisadi tahakkümün savaşlarıdır. Piyasa savaşlarıdır, sömürü savaşlarıdır. Diğeri ise siyasi tekeldir. Siyasi tekelin bugünkü biçimi sosyalizmdir. Siyasi mekanizmayı elinde bulunduranlar bütün müesseseleri, sosyal müesseseleri istedikleri gibi kontrol etmektedirler. Ve bu sistemlerin özelliklerini kısaca size arz etmek istiyorum. Burada hakka dayalı olan sistemde özel ve kamu mülkiyeti dengesi vardır. Hem özel mülkiyet hem de kamu mülkiyeti vardır. Ama dengededir. Kamu mülkiyet alanı açıkça belirtilmiştir. Siyasi tekelin oluşturduğu sosyalizmde ise kamu mülkiyeti hakimdir. Bütün iktisadi faaliyetleri düzenleyen devlettir. Ve dolayısıyla serbest ticari faaliyetler veya kişilerin gönüllü işbirliği söz konusu değildir. Kapitalizmde ise özel mülkiyet söz konusudur. Ve bu özel mülkiyette esas olan tekellerdir. İleride niçin kapitalizmde tekelleşme olduğunu özetle arz edeceğim. Hakka dayalı sistemde faiz yoktur, kar vardır. Sosyalizmde faiz de yoktur, kar da yoktur. Kapitalizmde ise faiz vardır ve kar da vardır. Bunları ileride arz edeceğim. Hakka dayalı olan sistemde tekelden korunma vardır. Devletin birinci görevi veya temel görevi tekelleşmeyi engellemek. Sosyalizmde devlet tekeli hakimdir. Her yerde devletin tekelleri vardır. Ve dolayısıyla bürokratlar egemendir. Kapitalizmde ise sermaye tekeli söz konusudur. Hakka dayalı sistemde kamu hizmet ortaklıkları vardır. Yani devletin görevi hizmet sağlamaktır. Altyapı hizmetlerini tesis etmektir. Sosyalizmde merkezi planlama söz konusudur. Bütün iktisadi faaliyetler, sosyal faaliyetler merkezden planlama kurumuyla yönlendirilir. Kapitalizmde ise sermaye teşebbüsleri vardır. Yani tekeller piyasayı düzenlerler. Hakka dayalı sistemde hasıladan ve sermayeden devlet pay alır. Yani üretim olursa devlet pay alır. Sosyalizmde ise fiyat mekanizması yoluyla halkın elindeki büyük bir bölümünü devlet alır. Kapitalizmde kardan ve mal üzerinde vergi söz konusudur. Hakka dayalı sistemde makroda planlama vardır.
mikroda insanlar tamamen serbesttir. Sosyalizmde hem makroda hem de mikroda planlama vardır, müdahale vardır. Kapitalizmde ise mikroda da makroda da planlama yoktur. Çünkü planlamayı tekeller kendi çıkarlarına süreklilik kazandırmak için yaparlar. Böylece size iki dünya görüşüne dayanan sistemlerin temel özelliklerini arz ediyor. Bunu söylerken acaba bu sistemlerin tarihi gelişmesi nasıl olmuştur? Burada biz bir yöntem, bilimde ekstrapolasyon yöntemi dediğimiz bir yöntemi kullanarak geçmişteki gelişmelere ortaya koymak suretiyle günümüzdeki durumu tespit ediyoruz. Günümüzdeki sorunların boyutlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve buradan hareketle yarının nasıl olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi yeryüzünde bu farklı iki dünya görüşüne göre farklı sistemler ortaya çıkmıştır. Ve farklı medeniyetler oluşmuştur. Kuvvete dayanan medeniyetlere biz negatif medeniyetler diyoruz. Karanlık medeniyetler diyoruz. Gece medeniyetleri diyoruz. Çünkü bu medeniyetlerde bütün insanlık çok az sayıda insana hizmet etmektedir. Baskı vardır, zulüm vardır ve sömürü vardır. Bu nedenle bu medeniyetlere negatif medeniyet, gece medeniyetleri diyoruz. Hakkın üstünlüğüne dayanan ve insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan, yeryüzünde sürekli barışı tesis etmeyi amaçlayan medeniyetlere ise gündüz medeniyetleri diyoruz. Ve her geceden sonra bir gündüzün gelmesinin mukadder olduğu gibi, kaçınılmaz olduğu gibi her zulüm medeniyetinden sonra bir aydınlık medeniyeti gelmiştir ve bundan sonra da gelecektir. Şu anda insanlık karanlık medeniyetinin en karanlık zifiri karanlıklarının içerisinde bulunmaktadır. Şu anda Bağdat'ta, Necef'te kanı akıtılan insanlar karanlık medeniyetinin sonunu, aydınlık medeniyetinin geleceğini gösteriyorlar. Dün Berlin'de akıtılan kan aslında zulüm medeniyetinin yıkılış kanıydı. Tarih boyunca bu medeniyetlerin seyrini kısaca şöyle izah ediyoruz. İktisadi açıdan bunu anlatıyorum. Diğer arkadaşlarımız siyasi, ilmi ve ahlaki açıdan izah edeceklerdir. Biz insanlık tarihini iki döneme ayırıyoruz. Bunlardan birisi kapalı ekonomi dönemidir. İnsanlık tarihinin ilk dönemidir. İkinci dönem ise piyasa dönemidir. Kapalı ekonomi döneminde üretim yerel ihtiyaçlar için yapılmaktaydı. Ve ticari faaliyetler oldukça sınırlıydı. Dolayısıyla bu dönemde sistemler yerel şekilde kurulmuşlardır. Bu dönemde iktisadi faaliyetleri belirleyen mülkiyet ilişkileriydi. Bu nedenle bu dönemi iki devreye ayırıyoruz. Tüketim mallarında mülkiyet devri, üretim mallarında mülkiyet devri diye. Bu dönemi kendi içerisinde dört merhaleye ayırıyoruz. Birinci merhale toplayıcılık merhalesidir. Burada insanlar ihtiyaçlarını etraftaki meyve ve bitkilerden faydalı bulduklarını toplayarak ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Bu dönemde para olarak kuru bitkiler kullanılmıştır. Daha sonra yeryüzünde nüfusun artması, ihtiyaçların karşılanmaması, problemlerin ortaya çıkması insanları yeni yollar aramaya zorunda bırakmıştır. Ve böylece insanlar bitkilerin yanında faydalı hayvanlardan da yararlanma yolunu bulmuşlardır ki böylece avcılık merhalesi başlamıştır. Ve bu dönemde insanlar yeryüzünde dağılmışlardır. Bu dönemde hakka dayalı sistemde başkan adil bir şekilde bölüştürmüştür. Güce dayanan sistemde ise kim siyasi tekeli elinde tutuyorsa her şey ona verilmiştir.
ve o istediğine istediği kadarını vermiştir. İhtiyaçların artması insanları yeni bir devreye götürme zorunda bırakmıştır. Yeni bir sistem ortaya koyma zorunda bırakmıştır ve çobanlık dönemi başlamıştır. İnsanlar çobanlık merhalesine geçilmiştir. İnsanlar faydalı buldukları canlıların sayısını özenle artırarak ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Bu dönemde hakka dayalı sistemde eğer 199 koyununuz varsa sürü sahibi, birisinin de bir tane koyunu varsa o bir tanesinin hakkı da korunmuştur. Şuayb Aleyhisselam'ın meselesi anlatılmaktadır Kur'an'da. Güce dayalı sistemde ise sürü sahibi birçok insanı köle olarak çalıştırmaya başlamıştır. Kölelik müessesesinin yaygınlaşması bu dönemde ortaya çıkmıştır. Daha sonra yeryüzünde nüfusun artması ve otlak alanların azalması sonucu insanları yerleşik düzene geçme zorunda bırakmıştır. Böylece yerleşik medeniyetler kurulmuştur. Ve ilk yerleşik medeniyetler tarihin anlattığı gibi Fertile Crescent dedikleri Orta Doğu'da kurulmuştur. Yani Mezopotamya ve Nil Vadisi'nde kurulmuştur. Mezopotamya'da ilk kurulan medeniyet hakka dayalı olarak kurulmuştur. Nil Vadisi'nde kurulan medeniyet ise firavunlar tarafından kurulmuş ve güce dayalı bir medeniyettir. Bunların üzerinde fazla durmak istemiyorum. Daha insanlar bu dönemden itibaren ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır. Yerleşik döneme geçince tarımla uğraşanların ihtiyaçlarını kentlerde yaşayanlar tarım dışı faaliyetlerle karşılamaya başlamışlardır. Ve böylece insanlık yeni bir döneme geçmiştir. Bu piyasa dönemidir. Piyasa döneminde iktisadi faaliyetleri belirleyen mübadele ilişkisidir. Bu nedenle bu dönemi de kendi içerisinde iki merhaleye ayırıyoruz. Bunlar iki devreye ayırıyoruz. Bunlardan mal mübadelesi devri, diğeri de emek mübadelesi devridir. Mal mübadelesi devrinin özelliği şudur. Malı üretiyorsunuz, ihtiyacınızdan fazla olanı götürüp çarşıda ihtiyacınızla değiştiriyorsunuz. Emek mübadelesi merhalesinde de mal üretmek için işçi çalıştırıyorsunuz. İşçinin ürettiği malı alıyorsunuz, bir kısmını ona vermek suretiyle gerisini götürüp satıyorsunuz. Ve bu dönemi, piyasa dönemini kendi içerisinde dört merhaleye ayırıyoruz. Baştan beri gelirsek, beşinci merhale pazar mübadelesi merhalesidir. Yani bu dönemde insanlar malı alarak pazara götürüyorlar. Ve orada ihtiyaçlarıyla değiştiriyorlar. Mal mübadelesi döneminde fazla oyun oynamak mümkün değildir. Çünkü değiştirilen maldır. Daha sonra ticari faaliyetlerin yoğunlaşması sonucu insanlar aracı mübadelesi dönemine geçmişlerdir. Aracı mübadelesi döneminde ticari faaliyetleri elinde tutan tüccarlar vardır. Onlar üreticiden alıp tüketiciye satıyorlar. İşte bu dönemde farklı dünya, farklı sistemlere göre farklı müesseseler ortaya çıkmış. Hakka dayalı olan sistemde tüccar adil fiyatla mal alışverişi sağlamıştır. Mudaraba, murabaha sistemleri bu dönemde geliştirilmiştir. Ve birinci İslam medeniyeti ticari faaliyetleri serbest kıldığı için bu dönemde yeryüzünün en güçlü medeniyeti hakka dayalı olarak tesis etmiştir. Daha sonra bu merhalede Haçlı Savaşlarından sonra, burada belirteyim, Haçlı Savaşları dini savaşlar değildir. Haçlı Savaşları batıda siyasi tahakkümü, siyasi tekeli sağlamak amacıyla yapılan savaşlar. Bunu böyle arz etmiş olayım. Bu savaşlarda yenik düşen askerler doğunun mallarını batıya getirerek
yüksek fiyatla satmışlardır. Ve bu dönemde bir burjuva sınıfı ortaya çıkmıştır. Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı ortaya çıkmıştır. Ve bu burjuva sınıfı ucuzla malı alıp pahalıya satmak suretiyle aradaki farkı büyüterek sermaye oluşumunu gerçekleştirmiştir. Ve bu dönemde kuvvete dayanan sistem yeryüzünün bütün piyasalarını, Asya'yı ve Afrika'yı, Amerika'yı sömürerek kaynaklarını batıya aktarmışlardır. Ve böylece batıya aktarılan bu servetle emek mübadelesi merhalesine geçilmiştir. Sanayi inkılabı gerçekleşmiştir. İşte biz bugün şu aşamada bulunuyoruz. İşçilik aşamasında bulunuyoruz. Bu aşamanın temel sistemlerini kapitalizm ve sosyalizmdir. Her iki sistem kuvvete dayanmaktadır. Kapitalizm iktisadi tekelin hakim olduğu sistemin adıdır. Sosyalizm ise siyasi tekelin egemen olduğu sistemin adıdır. Her iki sistem de ayakta işçilik müessesesiyle durmaktadır. Ve her iki sistemde işçi çalıştırılmakta, 8 saatte ürettiği hasılanın bir bölümü kendisine verilmekte, arta kalan kısmını sosyalizmde devlet, kapitalizmde ise sermaye sahibi istediği şekilde kullanmaktadır. Bunu böyle ortaya koyduktan sonra günümüzden 20. yüzyılın sonuna 9 yıl kala insanlık büyük problemlerle karşı karşıyadır. Ve bu problemler şunu gösteriyor. Tarihten beri kullandığımız yöntemden anladığımıza göre problemler ortaya çıkarsa, bu problemlerin çözümlenmesi için insanlar arayış içerisinde geçer. Arayışla bulunurlar. Yol ararlar, çözüm ararlar. Kuvvete dayalı sistemlerde güçlüler bir araya gelir. Hile ile, desise ile kendi sistemlerini hakim kılmaya çalışır. Tarih boyunca böyle olmuştur. Firavun ve etrafındakiler sistemlerini hakim kılmak için çözüm aramışlardır. Hakka dayalı sistemlerde ise daha önce peygamberler, günümüzde ise alimler çözümleri ortaya koyar. Ve onların etrafına sizin gibi ezilenler, zulmün pençesinde olanlar koyuyor. Hazreti Bilal'in durumu bunun açık örneğidir. Şimdi bu problemler neler? Bunlar dünden beri açıklandı, izah edildi. Ben bunların üzerinde durmayacağım. Esas çözüm olduğuna göre bu problemlere arz ediyorum. Açlık problemi. Bugün insanlığın büyük bir bölümü açlık ve yetersiz beslenme problemiyle karşı karşıyadır. Ve fakirlik söz konusudur. Yeryüzünün çok az bir insanı, Batı'da da, Amerika'da da yeryüzünün çok az bir insanı, nüfusun 5%'i, ne karşılık 95%'i yoksulluk içerisindedir. Yoksulluğun derecesi farklıdır. Ülkeden ülkeye farklıdır. Neden farklı olduğunu anlatmak istemiyorum. Sonra pahalılık problemi vardır. Enflasyon problemi vardır. Bunlar anlatıldığı için izah etmiyorum. İşsizlik sorunu vardır. Sömürü sorunu vardır. İç ve dış sömürü vardır. Ve gelir dağılımındaki dengesizlik var. Bunlar izah edildiği için anlatmıyorum. Uluslararası dengesizlik vardır. Dış borç problemleri vardır. Sosyal patlamalar söz konusudur. Harpler söz konusudur. Biraz önce söylediğim gibi. Ve 300 yıldan beri bütün harplerin gayesi siyasi, iktisadi sömürüye sürekli kazandırmaktır. Geri kalmışlık problemi vardır. Rüşvet ve ahlaksızlık
problemleri vardır. Bu problemler her yerde anlatıldığı için siz bunları biliyorsunuz. Öyleyse bu problemlerin nasıl çözümlenmesi gerektiğini anlatmamız gerekir. Bu problemlerin kaynağı nedir? Nereden kaynaklanıyor? Birinci kaynağı bu problemlerin kuvvete dayanan sistemlerden kaynaklanıyor. Tekelci sistemlerden kaynaklanıyor. Siyasi olsun, iktisadi tekel olsun. Çünkü tekelcilik müfsitlik demektir. Dengeyi bozma demektir. Ve bunların sebepleri de size izah edilmiştir. Faiz, haksız vergi, karşılıksız para basma ve para değerinin emirle düşürülmesi, belli çevrelerin zengin edilmesi için ve bugünkü banka kredi mekanizmasıdır. Bütün iktisatçılar bunun böyle olduğunu izah etmektedir. Burada ilmi prensiplerini etraflıca anlatmak istemiyorum. Biz bunları başka yerlerde anlatıyoruz etraflıca bilim adamlarına. Ve bütün dünyadaki bilim adamlarını bu çeşit toplantılarda bunları tartışmaya davet etmişizdir. Fakat hocamızın sık sık bize yaptığı ikaz şudur. Eğer siz bildiklerinizi halka anlatmıyorsanız, anlatamıyorsanız onu bilmiyorsunuz diyor. Der. Ve biz burada size anlattığımız için meseleyi basit ve açık, net şekilde anlatmaya çalışacağız. Yoksa burada sayın ilim adamları eğer bu meselelerin böylece basit şekilde ifade edildiğini bize söylerlerse biz onlara ilmen de bunu her zaman tartışmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Şimdi bu problemler nasıl çözümlenecektir? İşte bu problemler hakka dayanan dünya görüşüne göre kurulacak olan adil iktisadi bir düzenle, sistemle kurulacaktır. Biz bu sistemin adına silm sistemi, barış sistemi de diyoruz. Şimdi bu sistemde nasıl problemler çözümlenecektir? Bunu kısaca ana başlıklarıyla size arz etmek istiyorum. Diğer arkadaşlara da yeterince vakit kalsın diye. Burada adil sistemde devlet iktisadi faaliyetlerin azami serbestlik içerisinde sağlanmasına yardımcı bir kuruluştur. Ve biraz önce söylediğim gibi insanlığın geldiği merhale işçilik merhalesidir. Kapitalizm ve sosyalizm bu merhalenin sistemleridir. İnsanlık bundan sonra nereye gidecek? Nasıl bir düzen kurulacaktır? Kurulacak olan düzen faizsiz ortaklık sistemidir. Ve bu sistemde devlet de bir ortaktır. Devletin görevi teoride tartışılmıştır. Etraflıca tartışılmıştır. Kuvvete dayanan sistemde devlet, kuvvetlilerin gücünü güçsüzlerin üzerinde tahakkümünü sağlamak aracıdır. Veya güçlüleri güçsüzlere karşı koruyan bir mekanizmadır. Devamlı güçlülere hizmet eder devlet. Firavun'un düzeninde bütün devlet mekanizması güçlülere hizmet etmiştir. Ve şimdi sosyalizmde devlet bir avuç bürokratın emrindedir. Bunu Çin'de bu mekanizmanın nasıl zalimce çalıştığını geçen yıl 9 ay süreyle gördüm. Her yerde devlet var, en güçlüsü bürokrat, en zayıfı da halkın büyük kitlesidir. Kapitalizmde ise devlet sermayedarın emrindedir. O ne derse onu yapar. Biz bu düzende ise hakka dayalı adil sistemde devlet ortak. Ve ortaklardan bir ortaktır. Yalnız imtiyazlı bir ortaktır. İmtiyazı hizmet imtiyazıdır. Baskı imtiyazı değildir. Devlet altyapı hizmetlerini yerine getirmekle
görevli olan bir mekanizmadır. Çünkü bu sistemi de yönetici kimdir? Halka hizmet edendir. Devlet ne zaman meşrudur? Kitlelere hizmet ettiği ölçüde meşru. Hizmet yapmayan, zulmeden, baskı yapan devlet gayrimeşru bir devlettir bu sisteme göre. Ne yapıyor devlet? Makro planlar hazırlıyor. Makroda planlamalar yapıyor. Mikroda müdahale etmiyor. Devlet proje hazırlıyor. Destek hizmetleri yapıyor. Ve yönlendiriyor, teşvikte bulunduruyor. Neyin faydalı, hangi şey faydalıysa topluma o alanda yönlendiriyor. Mekanizmayı, teşvikleri o alanda kullanıyor. Devletin yaptığı hizmetlere biz tanzim hizmetleri diyoruz. Genel hizmetler diyoruz, altyapı hizmetleri diyoruz. Biraz sonra izah edeceğiz, yol, haberleşme gibi birçok hizmetleri, sağlık, eğitim gibi hizmetleri devlet yapıyor. Ve iktisadi faaliyetleri şahıslar yapıyor. Özel ve tüzel şahıslar yapıyor. Ortaklıklar yoluyla yapıyor. Ve burada devletin yaptığı sosyal hayatta dört dengeyi sağlamaktır. Kuvvete dayanan sistemlerde eğer siyasi tekel egemense devletin bütün faaliyetleri acaba bürokrasinin, kralın zulmünü nasıl sürekli kazandırırım diyedir. Eğer kapitalizmse sürekli sermayedarın karını nasıl artırırım diye düşünür devlet mekanizması. Halbuki hakka dayalı olan sistemde, adil sistemde devletin temel görevi dört alanda dengeyi sağlamaktır. Birincisi, insanlar arasında menfaat paralelliğini sağlamaktır. Yani insanlar birbirine muhtaçtır. Öyleyse her iki tarafta, karda da zararda da ortak olmalı. Eğer kar yapıyorlarsa iki tarafta kar yapmalıdır. Zarar söz konuysa zararı da paylaşmalıdırlar. Satıcı ise insan alıcıya muhtaçtır. Alıcı ise satıcıya muhtaçtır. Öyleyse çatışma değil, dayanışma esas olmalıdır. Sonra fırsat ve imkan eşitliğini sağlar demektir. Sosyalizmde bürokratlarla halkın yarışması mümkün değildir. Neden? Çünkü bütün mekanizma bürokratların emrindedir. Kapitalizmde işçiyle tekel sahibi sermayedarın yarışması mümkün değildir. Çünkü bütün imkanlar sermayedarın emridir. Öyleyse fırsat eşitliği yoktur. Fırsat eşitliğinin olmadığı bir ortamda yarış mümkün değildir. Bir koşu yaptırıyorsunuz, birisi koşarak gidiyor, birisi de helikopterle gidiyor. Helikopterle gidenin kazanması bellidir önceden. Çünkü aynı fırsat imkan eşitlikleri yoktur. İşte bu sistemde devletin temel görevi fırsat ve imkan eşitliği sağlamaktır. Yani imkanı olmayan, fırsatı olmayanlara destek sağlamasıdır. Sonra bu sistem nimet ve külfet dengesi esasına dayanır. Bu sistemde nimet kimindir? Külfete kim çok katlanıyorsa, kim çok kazanacaktır, kim çok çalışıyorsa. Halbuki kuvvete dayanan sistemlerde kim mekanizmayı elinde tutuyorsa her şey ona çalışıyor. Kim sermayedarsa o Monte Carlo'da oturuyor, kumar oynuyor, Erzurum'daki insan çalışıyor, onun cebine akıyor. Veya siz ateş hattında çalışıyorsunuz, hocamız bunu dün çok güzel şekilde izah etti, kazancınızın bir bölümü mekanizma ile onun cebine atılır. Neden? Çünkü kuvvete dayanan sistemde nimet kimin hakkıdır? Güçlünün hakkıdır da onun için. Üretilen hasıladan firavunun payı her zaman fazla olmuştur eski Mısır. Halbuki hakka dayalı sistemde kim çok çalışıyorsa,
Kim külfete çok katlanıyorsa nimet onun. Sonra bu sistemde devletin temel görevlerinden birisi makroda planlama yapmak, mikroda serbestliği sağlamak. İşte bu yapı içerisinde adil sistem, adil düzen fonksiyonunu yerine getirecektir. Bu düzende sosyal yapının önce belirlenmesi esası vardır. Sosyal yapı iktisadi faaliyetleri belirler adil düzende. Kapitalizmde ise iktisadi güç sosyal yapıyı tayin eder. Marx'ın da anlattığı gibi kimin elinde iktisadi güç varsa o bütün mekanizmayı tayin eder. Bunu böyle izah ettikten sonra devletin düzenlediği bu sosyal yapı içerisinde iktisadi faaliyetler nasıl yürütülecektir? Cümle başlıklarını arz ederek sözlerime sonuna doğru yaklaşmak istiyorum. İktisadi faaliyetlerin belirleyen mekanizma para mekanizmasıdır. Kredi mekanizmasıdır. Vergi ve sosyal güvenlik mekanizmasıdır. Bunlar önemlidir. Eğer bunlar adilse, dengeli ise diğer mekanizmalar da adil ve dengeli olacak. Bu nedenle meseleye para ile başlamak istiyorum. Çalışmadan para sahiplerinin çalışanların payından aldıkları paydır. Nasıl gerçekleşiyor bu? Daha da açıkça izah edeyim. Şimdi siz mal üretiyorsunuz. Aynı mübadele dönemini düşünün. Malınızı götürüyorsunuz, devlete veriyorsunuz, size para verir. Ve siz bu parayla gidip başka yerden mal alıyorsunuz. Öyleyse sizin aldığınız para nedir? Üretimde elde ettiğiniz artışın karşılığıdır. Halbuki faizle bu böyle değildir. Parası olan kişi bankaya parasını koyuyor ve hiç çalışmıyor. Biraz önce söylediğim gibi Monte Carlo'ya gidiyor veya sahillere gidiyor, oturuyor. Sene sonunda 100 bin lira yatırmışsa sene başında giriyor, eğer Türkiye'de ise 150 bin lira alıyor. Nereden alıyor bu 150 bin lira? İktisatta genel kural şudur, bu kesin bir kuraldır. Neyi tüketiyorsak o mutlaka üretilmiştir. Üretilmeden tüketmek iktisat kuralının dışındadır. Bu Monte Carlo'da kumar oynayan veya sahilde dinlenen kişi sene sonunda bu 150 bin lirayı fazladan nereden al? İşte bunu dün de anlatıldığı gibi çalışan insanın ürettiği hasıladan. Öyleyse çağımızda bunun üzerinde fazla durmak istemiyorum. Bütün sömürü mekanizması buradan kaynaklanıyor ve faizden kaynaklanıyor. Öyleyse bu sistemde faiz yoktur. Çünkü faizli sistem kuvvete dayanan sistemdir. Sermayedar diyor ki madem ki benim param var, ben güçlüyüm, öyleyse insanlar bana çalışacaklardır. Ve bugün biliyorsunuz evrensel sömürü bu yolla yapılmaktadır. Dün anlatıldığı gibi sizin Alman bankalarınızda paranız var. Ne yapılıyor bu paranız 80-90 milyar mark olduğu söyleniyor, kesin bir rakam vermek belki güçtür ama ne yapılıyor bu para? Sizden alınıyor ve size %4, %5 veya daha aşağı faiz ödeniyor. Sonra bu Türkiye'ye söz gelin veya başka ülkelere %14,5'la %15'le faize verilmiş. Ve bu parayı da oradaki bankalar istedikleri kişiye verilmiş kredi olarak. O sizin paranızla alıyor, sizin paranızı alıyor. Sizin Anadolu'daki kardeşinizi çalıştırarak onun ürettiği değerlerden buradaki bankanın veya sermayedarların payını aktarıyor. Ve böylece faiz mekanizması halka ait olan parayı, biraz sonra arz edeceğim, belli insanların eline veriyor ve bütün insanlar onların kölesi haline getiriyor.
Geçmişte kölelik müessesesi ilk çağlarda zorlaydı. Orta çağlarda daha sonraki dönemlerde ticaret farkı yoluyla olmuştur. Yani malınızı elinizden ucuza alıyor, pahalıya satıyor. Şimdi ise kölelik müessesesi veya köle düzeni faiz mekanizması ile yürütülüyor. Öyleyse adil düzende para neye karşı olarak çıkarılacaktır? Adil düzende paranın mutlaka karşılığı olması lazım. Para sayılan, ölçülen ve tartılan değerleri temsil eden bir belgedir. Karşılıksız para basmak zulümdür, soygunculuktur ve dolandırıcılıktır. Bu sistemde şu değerler karşılığında para çıkartılacaktır. Gayrimenkuller karşılığında toprak senedi çıkartılacak, tesisler karşılığında senetler çıkartılacak ve standart mallara karşı senet çıkartılacak. Bir de altın ve döviz karşılığı senetler çıkartılacak. İşte para bu senetleri temsil edecektir. Yani bu malların senetleri çıkartılacak, ona eşit değerde de para piyasaya sürülecektir. Sonra bu senetler istenildiği zaman devletin bankaları tarafından veya banka vakıfları tarafından değiştirilecektir. Neye göre? O günkü raiç bedele göre. Hiç kimseye farklı muamele yapılmayacaktır. Herkese eşit muamele yapılacaktır. Ve bu eşit muamelede fiyatlar, senetlerin fiyatları, malların fiyatları arz ve talep kanununa göre yapılacaktır. Söz gelimi burada özetle izah etmek istiyorum. Buğdayınız var veya cebinizde buğday senedi var. Bunu alıyorsunuz, ofise götürüyorsunuz. Devletin altyapı hizmetleri devlet tarafından yaptığı için devletin ambarları ve ofisleri vardır ülkenin her tarafında. Bucaklara kadar inecek ofisleri vardır. Oraya götürüyorsunuz. Orada bütün ülke ortalamasına göre belirlenen bir fiyat vardır. Yani diyelim ki stokta Türkiye için 1 milyon buğday bulundurulması gerekiyorsa 1 milyon buğdayın stok fiyatı orada yazılmıştır. Kompütürle bunlar çok kolay hesaplanacağına göre diyelim ki siz buğdayın kilosunu 1000 lira üzerinde satıldığını gösteriyor. Oradaki formülle ilan ediliyor. Eğer çok getiren olursa bu fiyat arz ve talep kanunlarına göre aşağı düşüyor. Diyelim ki 800 lira oluyor, o zaman siz senedinizi satmıyorsunuz, buğdayınızı satmıyorsunuz. Eğer az getiren olursa, yani depodaki mal azalıyorsa fiyatlar yükseliyor. Ve o zaman satıyorsunuz, fiyatlar düştüğü zaman alıyor, yükseldiği zaman da satıyorsunuz. Böylece bu mekanizma ile bu malların likiditesi sağlanıyor. Burada ekonomik bir konudur, bunu uzmanlarla etraflıca tartışıyoruz çeşitli toplantılarda. Burada kısaca arz etmek için bunu ortaya koyuyorum. Demek ki bu mekanizmada para hak ölçüsüdür ve mutlaka karşılığı bulunması gerekir. Ve sürekli devletin görevi arz ve talep kanunlarına göre bunu değiştirmektir. Hiç kimseye fark gözetmeden, farklı muamele yapmadan bunu değiştirir. Bu serbest piyasa mekanizmasının bütün avantajlarını gösteren, dezavantajlarını ortada kaldıran bir sistemdir. Sosyalizmde her şey devlet kontrol ettiği için, fiyatlar keyfi belirlendiği için denge bozulmaktadır. Kapitalizmde ise tekeller piyasaya müdahale ettiği için bu denge bozulmaktadır. Burada denge arz ve talebe göre oluşmaktadır. Çünkü arz ve talep beşeri eğilimlerin fiyata yansıması şeklidir. Böyle diyorsunuz, acaba üretim nasıl olacaktır? İktisadi faaliyetler bu sistemde nasıl düzenlenecektir? Kapitalist sistemde sermayedar mekanizmayı düzenliyor, sosyalizmde ise devlet düzenliyor. Bu sistemde ise halk düzenliyor. Ortaklıklar yoluyla bunlar düzenlenir. Ve bu sistemde düzenlemeyi sağlayan mekanizm
mekanizma kredidir. Kredi, üretilip tüketilmeyen değerleri temsil eder. Ve dolayısıyla kredinin sahibi halktır, çalışanlardır. Kapitalizmde bu kredi yalnız zenginlere veriliyor. Ve dolayısıyla krediyi alan herkesi çalıştırıyor. Sosyalizmde bu krediyi devlet alıyor. Kredinin sahibi kim? Her yerde, her ülkede halkın kendisidir. Siz üretiyorsunuz, para sizin, bankada bunlar toplanıyor, birisi alıyor ve sizi işçi olarak çalıştırıyor. Ve siz paranızla onun işçisi oluyorsunuz. Onun emrine giriyorsunuz. Eğer bu kapitalizmse sermayedarın emrine, sosyalizm ise devletin emrine giriyorsunuz. Halbuki adil düzende para, kredi toplumundur. Öyleyse herkes eşitçe şekilde yararlanması lazımdır. Paranız var, sermaye oluşumu nasıl olacaktır? Bu sistemde paranız var, ortaklıklar kuruyorsunuz. Ve o ortaklıkların hisse senetlerini alıyorsunuz. Kar ve zarar ortaklıkları kuruyorsunuz. Ve paranız var, bir ortaklıkta şu anda kullanmıyorsunuz, bankaya yatırıyorsunuz. Orada hakkı muktesebiniz doğuyor. Yani siz parayı bankaya yatırıyorsunuz ve bankada paranız belli bir süre kalıyor. 10 ay kalıyorsa, diyelim ki 10 milyonunuz, 10 ay sonra gidiyorsunuz, kendi paranızla beraber 10 milyon daha alıyorsunuz. 20 milyon daha, 20 milyon oluyor ve siz bunları, bununla bir iş yapıyorsunuz. Öyleyse bu sistemde karşılıklı kredileşme yoluyla sermaye oluşumu oluyor. Sonra bu sistemde emeğe kredi veriliyor. Yani işçisiniz, çalışmak istiyorsunuz, üretim gücünüz var ama paranız yok. Ve kredi kuponunuz var elinizde sizin. Sizi çalıştırmak isteyen insan geliyor, sizi buluyor, götürüyor iş yerine ve kredi kuponunuzu bankaya alarak sermaye elde ediyor. Böylece bu sistemde her işçinin elinde kredi kuponu var. Sonra bu sistemde malınız var. Mal karşılığında malınızı rehin bırakıyorsunuz. Onun karşılığında kredi alıyorsunuz. Diyelim ki servet sahibisiniz. O anda paraya ihtiyacınız var. Malını %80 veya %90 neyse bankanın belirleyeceği bir oranla rehin bırakıyorsunuz. Aldığınız karşılığında yatırıma yöneltiyorsunuz, aldığınız krediyle yatırım yapıyorsunuz. Veyahut da çok çalışkan bir insansınız, iş yeriniz verimli şekilde çalışmış, devlet orada nema görmüş, fazla pay almış ve ödediğiniz kredi vergi oranında, devlete kazandırdığınız oranda kredide hak sahibi oluyorsunuz. Sonra yatırım projesi karşılığında kredi alıyorsunuz. Ehil insansınız, kabiliyetli insansınız, bunlar belgelenmiştir. İlmi kuruluşlar tarafından, ahlaki kuruluşlar tarafından, mesleki kuruluşlar tarafından verilen belgeler var elinizde ve projeyi alıyorsunuz, bu belgeleri ibraz ediyorsunuz, projeniz karşılığında kredi alıyorsunuz. Ve selam senedi yoluyla kredi alıyorsunuz. Selam senedi çok önemli bir müessesedir. Ve çağımızda sömürü sisteminin yıkılmasını sağlayacak önemli bir silahtır. Ve bu mekanizmayı yeryüzünün mustazaf milletleri kullanırsa sömürüden ve zulümden kurtuldukları gibi arz ve talep arasındaki dengesizlik de sağlanır. Ne demektir? Kısa bir cümleyle izah edeyim. Selam, önce parayı veriyorsunuz, malı sonra alıyorsunuz, sipariş yapıyorsunuz. Diyelim ki Haziran ayında alacağınız peyniri veya alacağınız demiri neyse şimdiden fiyatını veriyorsunuz üretici firmaya, günü gelince onu alıyorsunuz. Ve böylece önce de parayı vermek suretiyle 100 liralık malı 80 liraya veya 70 liraya alıyorsunuz. Sürenin uzunluğuna göre bu düşüyor. Bu tamamen veresiyenin karşılığıdır, karşıtıdır. Veresiyede önce malı alıyorsunuz,
Sonra parayı ödüyorsunuz ve pahalı alıyorsunuz. Faizli mekanizma bu yolla çalışıyor. Selam'de ise önce sipariş veriyorsunuz. Bunun mekanizması çok kapsamlı, üzerinde durmuyorum. Önce parayı veriyorsunuz, ucuza alıyorsunuz ve günü gelince size mal teslim ediyor. İşte bu sistem arz ile talep arasında dengeyi sağlıyor. Parası olanların parasını üretime kanalize ediyor. Halbuki Venezia piyasadan malın çekilmesine ve sonunda da faiz mekanizmasının işlemesi sonucu pahalılık oluşturuyor. Bu bolluk oluşturuyor selam, Venezia ise, faizli sistem ise pahalılık oluşturuyor. Bu mekanizmanın günümüzde nasıl işletildiği kapsamlı bir konferans konusudur. Vaktimizin sınırlı nedeniyle burada izah etmek üzerinde durmak istemiyorum. Acaba bu sistemde, bunu anlattınız hocam, faiz yok, kredi yoluyla sermaye oluşuyor. Haksız vergi yok diyorsunuz bu sistemde, acaba devlet görevlerini nasıl yapacaktır? Tekrar ediyorum, adil düzende devlet, görevleri yasalarla belirtilmiş olan bir hizmet ortaklığıdır. Ve devlet yaptığı hizmetin karşılığını alır. Baskıyla, zorla, jandarmayla insanların ensesine çökerek gelir elde edemez. Ne kadar hizmet yapıyorsa o kadar pay alır. Ve payları da belirtilmiştir. Devletin temel hizmetleri 24 tanedir. Altyapı hizmetler diyoruz. Bunlar 24 tane hizmetin karşılığında devlet hasıladan pay alır. Ve her hasılada bir yerden pay alır. Yani diyelim ki pamuktan alıyorsa dokumadan almaz. Demirden alıyorsa otomobilden almaz. Bir yerden pay olarak alır. Ve üretim cinsinden alır. Dolayısıyla bu sistemin bir özelliği de menfaat paralelliğine dayanıyor. Yani kazanç olursa herkes kazanır. Kazanç azalırsa herkesin payı azalıyor. Hiç kazanç olmazsa hiçbir şey alamaz. Dolayısıyla devlet de hizmet götürdüğü faaliyetlerde hizmet karşılığında pay alır. Gelir vergisi yok. Neden? Çünkü keyfi bir vergidir. Firmalar günümüzde bildiğiniz mekanizmalar yoluyla istedikleri kadar vergiyi veriyorlar. Yani zarar da gösterebiliyorlar. Dolayısıyla gelir üzerinde vergi mekanizması dün de hocamızın anlattığı gibi aslında fiyat yoluyla kitlelere yansıtılmaktadır. Ve pahalılaşmaya yol açmaktadır. Vergi aynı zamanda kredi mekanizması da vergiyle ilişkilidir. Kim devlete fazla vergi veriyorsa onun kredi hacmi artıyor. Kredi payı artıyor. Kim kredi, devlete fazla kredi verirse o hizmetlerden daha fazla yararlanıyor. Altyapı hizmetlerinden daha fazla yararlanıyor. Kredi sigorta mekanizması ile de ilişkilidir. Kim fazla devlete pay kazandırıyorsa onun malları sigortalanmış olur. Sonra bu sistemde baskı yok, zulüm yok, zorlama var. Herkes kendi beyanına göre kredi veriyor. Devlete pay veriyor, vergi veriyor. Ve bu pay yıl sonunda gayrimenkullerin fiyatları beyan edilen, verilen vergiye göre fiyatlandırılıyor. Hisse senetlerinin fiyatı verilen vergiye göre, istimlak yine aynı şekilde verilen vergiye göre belirleniyor. Bu nedenle kişiler bu sistemde seve seve vergiyi veya devletin payını yükseltmeye çalışıyorlar. Bu sistemde üretimden alınacak pay, özellikle devletin payı yasayla, anayasayla belirtilmiştir. Çünkü tarih boyunca devlet baskıyla, zorla, keyfi, bürokratların keyfiyle vergi koyduğu için birçok zulümlere yol açmıştır. Bunu böyle izah ettikten sonra acaba bu sistemde ferdin durumu nedir? İnsanların güvencesi nedir? Bunu da birkaç cümleyle
izah ederek konuşmamı bitirmek istiyorum. Bu sistemin ismi SILM sistemidir. Biraz önce de izah ettim. Güvenlik sistemidir. Kim bu sistemin içine girerse o SILM'dedir. Güvendedir. Devletin bir görevi de vatandaşlara güvenlik sağlamaktır. Bu nedenle bu sistemin egemen olduğu ülkenin bütün insanları sigortalıdır. Ve karşılıksız sigortalıdır. Yani önceden prim yatırma diye bir şey yok. Zaten o ülkenin vatandaşı olmanız, o ülkede üretmeniz, o ülkede çalışmanız demek, o ülkenin devletine ödeme yapmanız demektir. Bu nedenle o ülkede bütün vatandaşlar sigortalıdır. Ve istedikleri zaman da emekliye ayrılabilirler. Emeklilik maaşları yaşlarına göre, ehliyetlerine göre, çalışma sürelerine göre belirlenir. Emekli olanların kredisi daha önceden emekli olursa kesilir, tekrar işe dönerlerse kredileri artmış olur. Ve emekli olan insanlar da emeklilere ayrılan hasıladan o yılın gelirine göre pay alırlar. Şimdi muhterem kardeşlerimiz, ben burada kapsamlı bir sistemin ana esaslarını cümlelerle izah ettim. Aslında bu ciltler dolusu izahdır. Bu konuda doktoralar yapıyoruz. Araştırmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili kitaplar yayınlıyoruz. Ve burada anlatılanlar özetin özetidir. Ve şunu söylüyorum ki çaresiz değiliz. Ümitsiz değiliz. Problemlerin çözümü var. Ve bu çözümleri de yeryüzüne sizler duyuracaksınız. Mustazaflar duyuracaktır. Ve çağımızda kapitalizmin sömürüsünden, sosyalizmin zulmünden insanlığı kurtaracak olan bu sistemdir, bu mekanizmadır. Ve günümüzde aslında Orta Doğu'da akıtılan kanlar kapitalizmin mekanizmasının ürünüdür. Müslümanların parasıyla Müslüman ülkelerinin üzerinde bombalar atılıyor. Çünkü bu zulüm tarih boyunca bu şekilde işlenir. Bu zulümde kurtuluşun yolu bu mekanizmayı hayata hakim kılmaktır. Bu mekanizmayı ülkemizde hakim kılmaktır. Ve bütün beşeriyetin gözleri bu nedenle size yöneliktir. Ve görevinizin önemini belirterek selamlarımı size iletiyor ve size tebliğ ettiğimi belirtmek istiyorum. Yani burada ilim adamı olarak gerçeği size söyledik. Bundan sonrası hepimizin sorumluluğudur. Ve ben görevimi tebliğ ettiğime inanıyorum. Şayet eksiklikler varsa Allah'tan af diliyorum, saygılarım.